Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Oda Başkanım, odamızın kurul üyeleri, oda temsilcilerimiz, Silivri Vergi Dairesi Müdürüm, Silivri Sosyal Güvenlik Merkez Müdürüm, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, sevgili meslektaşlarım ve değerli konuklarımız, hoş geldiniz. Bizim bir hayalimiz vardı. Meslek örgütü olarak doğaya, topluma, çevreye katkıda bulunmak. Doğaya olan borcumuzu bir parça da olsa ödeyebildiysek ne mutlu bize. Bundan sonraki hayalimiz fidanlarımızın gelişmesini sağlamak, gölgesinde oturabilmek ve bizden sonraki meslektaşlarımıza bu bayrağı devretmek. Bizimle bu heyecanı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonunda ağaç dikme töreninden önce arkadaşlarım size yardımcı olabilir. Katkı sunarsanız seviniriz. 500 tane fidanı 600-700 yapmak için. Düşüncelerini almak üzere Silivri Kaymakamımız Sayın Salih Keser'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun. Evet, Sayın Başkanım, değerli misafirler. Bugün burada ilçemizde vali müşavirler odasıydı değil mi? Evet, Mali Müşavirler Odası'nın tertibimiş olduğu ve belediyemizin de destek verdiği bir etkinlikle beraberiz. Tabii ki böyle bir etkinlik gerçekten Silivri'ye yakışır bir etkinlik. Çevreyi korumak, çevreyi güzelleştirmek adına bir Afrika atasözü diyor ki biz diyor çevreyi, doğayı torunlarımızdan biraz aldık. Tabii ki demek ki bu şu demek torunlarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için bu işlere yoğunlaşarak yapmamız lazım. Ben daha çok sözden çok icraata bakarız. İcraata şu anda bizi bekliyor. Hemen icraata geçmek için değil mi başkanım? Konuşmaları biraz kısa kesip hemen icraata geçip ağaçlarımızı dikelim. Evet, bu çalışmalarını demeye geçen herkesi kutluyorum. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki bu sivil toplum örgütü veya bir meslek odasının düzenlemiş olduğu güzel bir, anlamlı bir etkinlik. Tabii oda başkanı ve ondan değerli arkadaşlarım ve belediyemize teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı olsun. Meslek camiamızın heyecanını paylaşan ve katkı sunmakta bizimle yarışan sevgili belediye başkanımız Sayın Özcan Işıklar. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamım, çok değerli oda başkanımız, vergi dairesi müdürümüz, sosyal güvenlik kurulu temsilcimiz, müdürümüz ve çok değerli muhasebeci, mali müşavir arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün Silivri'mizin girişinde özellikle 3 tane girişini çok önemsediğimiz özel otobandan Silivri'ye giriş kısmında bir düzenlemeyle başlamıştık ve devam edecek. Buraları 3 tane girişimizin üçünün de aynı konsepte yeşilleri ışıklandırılıp aydınlatılıp girişte vereceği bir imajla içeri doğru taşımak. İçinde ne varsa merkezinde bunu dışarı doğru taşıyarak Silivri'nin her yanını yaşanır çağdaş bir kent haline getirmek. Çünkü üst yapılarla şehirler oluşuyor. Evet, alta bir şeyler koyuyoruz. Bu hizmet sürüyor gidiyor. Ama üstünde değer katan, onu değerli yapan, onu anlamlı yapan, onu daha yaşanır yapan, daha güzel yapan, estetikle beraber buluşturan bir düzenleme gerekir. Ağaçlandırma, yeşillendirme, böyle bir amacı, böyle bir önemi var. Bu öneme daha çok katkı yapan özellikle Saadet Hanım'ı, ben onun şahsında bütün arkadaşlarını tebrik ediyorum, kutluyorum. Bizi gerçekten teşvik ettiler. Bu konuda heyecanımızı arttırdılar. Ve ben bunun aslında böyle sürmesini daha çok temenni ediyorum. Kurumların, orada yaşayan bütün sivil toplum örgütlerinin, oranın yaşayanlarının daha doğrusu her anlamıyla, her kurumuyla sahip çıkmasını, bu kentin herkesin el yaşanır kent yapmasını, hem demokrasinin çağdaş, modern, bir uygar bir kent anlayışının gelişmesine katkı yapacağından hiç şüphem yok. Bir meslek örgütü binlerce esnafı
beraberinde onların işiyle, onların gücüyle uğraşan bir kesim. Çok daha anlamlı bir önemi var bu anlamıyla. Onun birçok kuruma, birçok yere yayılacaktır. Bu dalga dalga yayılacak. Bu yapılacak, yapılan hizmetin, yapılan işin bir önemi daha. Silivri'de yeşil alan miktarının artması, bunun korunması, daha yaşanır hale gelmesi hep rakamlarla ifade edilir. İşte %5'ler, 7'ler, 8'ler, bizce bu sayıların hiçbir önemi yok. Bizim ilçemizin çok büyük bir alana sahip. Biz 308 tane yeşil alan düzenlemesi yapıyoruz. Bu bölgede yaklaşık 856 kilometre karelik alanda 35 mahallesiyle yüzlerce yeşil alana dönüştüreceğiz. İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan sayısı arttı. Bunun artması demek, bunun refahla, bunun çağdaş bir yaşam anlayışıyla bütünleşmesi anlamına geliyor. Bu sayıyı arttırmak için çaba gösterdiğiniz için öncelikle Saadet Hanım'a ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Böyle bir amaca hizmet ettikleri için. İkinci bir teşekkürüm de bu kentimizin giriş kısmında bir ormana dönüştürmesini temenni ettiğimiz ve bakarak 500 tane 9700 metrekarelik bir alanda şu ana kadar 409 tanesi alınmış ama az önce de Saadet Hanım'ın anons ettiği gibi bunu 6-700 lira ve bu projenin devam edeceğini söyledi. Bundan da çok memnun oluyoruz. Bu ağaçlara küçük küçük fidanlar dikerler. Bazen bunun bir gösterişten ibaret olmadığını anlatmak için söylüyorum. Küçük bir fidanı dikiyorsunuz, rüzgarda bakıyorsunuz. Daha sonra işte sokak hayvanları tarafından onlar koparılmış, atılmış. Bakımı da yapılmadığı sürece bu dikimlerin çok da bir önemi kalmıyor. Boşuna bir enerji kaybı haline dönüşüyor. Ama buradaki çok samimi bir düşünce olduğunu, inançla bu işin takip edileceğinin göstergesi 1,5 metrelik fidanları, ağaçları, fidan da değil artık, bir ağaca dönüşmüş çamları burada dikildi. Biz de bunlara gözümüz gibi bakacağız. Çünkü bu amaca hizmet etmek, bir kenti beraber yönetmek, beraber güzelleştirmek anlayışına en büyük desteği verdiğiniz için Saadet Hanım'ın şahsında, Yahya Bey'in şahsında bütün üyelerinize, meslektaşlarınıza teşekkür ediyorum. Hepsine sevgiler, saygılar sunuyorum. Silivri'ye özgü bu projeyi meslek camiasına taşıyan ve desteğini esirgemeyen, sadece İstanbul değil, ülkemiz içinde mali müşavirlik mesleğinin gelişmesine önemli katkılar sağlayan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanım Sayın Yahya Arıkan. Teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Vergi Dairesi Müdürüm, Sayın SGK Müdürüm, çok değerli meslektaşlarım, sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Çok anlamlı bir gün. Özellikle bu büyük desteğinizden dolayı katılan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım. Bugün burada tıpkı bir fidan diktiğimiz gibi biz de genç bir meslek örgütüyüz. 23 yıllık bir meslek odasıyız. Ama İstanbul Manş Odası bugün 32 bin üyesiyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı meslek odalarından biridir. Bizler sadece ülke ekonomisine katkı sunan, işletmelerimize yön veren kişiler değiliz. Bizler sosyal sorun içerisinde çevre de bizim için çok özel bir yeri var. Kurulduğumuz günden bu yana ilk oluşan komitemizden bir tanesi çevre komitesidir. Çevre, nerede çevre ilgili bir konu varsa komite ve arkadaşlarım her zaman yerini almışlardır. Ben önce Saadet arkadaşıma, Silivri Oda temsilcime çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi hele hele bayanlar bu içerisine girdiği zaman başka bir anlam kazanıyor. Ama bu anlamlı girişimi gerçekleştiren sevgili belediye başkanımıza da ayrıca sizler adına teşekkür ediyorum. Çağrım ve dileğim şudur. Geleceğimiz daha güzel günler açısından çevre her şey olduğuna göre Silivri Belediyesi'nin bu örnek girişimini dilerim diğer belediye başkanları da örnek alır. Biz de meslek odası olarak meslektaşlarımızla fidan dikmeye devam ederiz. Ben de şu çağrımla bitirmek istiyorum izninizle. 400 fidan bize azdır. Burası bir orman olmalı. Buradan çıkarken herkes her türlü katkıyı sunacaktır.
emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Değerli meslektaşlarım, bu anlamlı girişimden, desteğinden dolayı Sayın Belediye Başkanımız sizler adına günün anısı üzerine bir plaket vermek istiyoruz. Başkanım, şöyle arkadaşlar. Şöyle. Geçelim şöyle. Geçelim. Mali Müşavirler Ormanı'na katkıda bulunan meslektaşlarımı ben sırayla davet etmek istiyorum. Sertifikalarını yan masadan alacaklar. Ardından fidan dikimimize geçeceğiz. Bu soğuk havada içimizi ısıtır diye sıcacık çorbamız ardından sizleri bekliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Silivri Belediye Başkanımızın sevgili yardımcısına, ekiplerine, Park Bahçeler Müdürü'ne bize bu süreçte çok yardımcı oldular. Tekrar Oda Başkanıma, Belediye Başkanıma, Sayın Kaymakamıma çok teşekkür ediyorum. İsimleri saymaya başlıyorum. İlk başta Silivri deyince akla gelen Erkin Balaban. Sevgili... Sevgili üstadımız adına İbrahim Karaduman, kendisi en fazla katkıda bulunan meslektaşımız. Buyurun. Nazım Uysal, Şinasi Günaydın, Nevin Helvacıoğlu, Kamil Çelik, Erdem Sütçüoğlu, rahmetli Hüseyin Yavuz adına Mustafa Tokgöz, Nedim Deli Orman, Bülent Turan, Erhan Bekler, Adnan Üstün, Yılmaz Kandemir, Ahmet Yalım, Hüseyin Dertop, Cengiz Gürsoy, Ülkü Köprülü, Selami Değirmenci, Ramiz Ülger, Saadettin Erdem, Ali Kafaoğlu, Yetkin Çavdar, Adnan Celal Yardımcı, Sami Düvenci, Nedim Altınkeser, Hasan Keleş, Sıdıka Eken, Seçkin Akdeniz, Ender Ataç, Şakir Temel, Hatice Yalçın, Tülay Turgut, Zehra Leyla Erol, Zekeriya Ulutaş, Bekir Gölgeçen, Halis Küçük, Ergun Tokgöz, Hakan Çakırca, Akın Güçlü, Bahar Acay Ağpur, Mesut Aydın, Elif Üsten, Serkan Özkök, Özgür Dinç, Ahmet Tetik, Tolga Özer, Lütfi Vardar, Faruk Kalamaz, Zümrüt Başaran, Fehime Sagıt, Yaşar İnel, Zafer Bıyıklı, Ahmet Osman Kıvanç, Birkan Çakmak, Yeşim Demir, Ayşegül Karadağ, Gamze Özsoy, Ertan Yelken, Adem Ertekin, Zeynep Zerengün, Eser Satıcı, Mümin Koçoğlu, Gökçe Akıncı, Cem Tarık Birsen, Çiğdem Topal, Sena Aykanat, Onur Denizhan ve burada katkı sunan arkadaşlarıma sertifikalarını almak üzere arkadaşlarımın yanına davet ediyorum. Hepinize çok teşekkürler. Fidan dikmek için galoş almak isteyenler de alabilir. Buyurun.